Kan nezlesi dediğimiz olay var. Yani hapşuranlar işte gözü sulanıyor filan. Yani bunlar için taze tere, bakın unutmasın değerli izleyicilerimiz. Ben şu an yüz binlerce kişinin hapşırdığını, saman nezlesinden muzdarip olduğunu, yüzlerinde baskı, göz sulanması, burun içi kaşınmalar, işte avurtlarının içi kaşınıyor filan, böyle hapşırıyor. Gece uyuyamıyor, işte burun içi yaralara çıkıyor. Bıçak keser gibi keser Hüseyin. Taze tere. Tere. Evet, bu bulunmaz bir şeydir. Şimdi ya böyle saplarıyla beraber birkaç yaprak ağzınıza atıp çiğneyeceksiniz ve bunu yutacaksınız. Saatinize bakın, yarım dakika bile geçmeyecek. Bir daha hapşırmayacaksınız. Bütün o kaşıntılar gidecek. Tere böyle bir şey. Bakın, tereyi bol tüketirseniz, özellikle erkekler için söyleyeyim, idrara çıktıklarında hafif bir yanma yapar. Endişe etmesinler. Yani çok şiddetli bir yanma değil. Tabii ki çok tükettiğinizde, mesela akciğer kanserine karşı yatkınlığı olanlar, işte sürekli balgam sökenler var. Bunlarda yapılacak şey, bu taze tereyi ne yapacaklar? Bir bağın yarısını öğleden evvel, bir diğer yarısını da öğleden sonra çiğ çiğ tüketecekler. 15-16 tane. Ve işte bu idrarda yanma yapar. Her ayın 5 günü. Nasıl bir sekresyon, yani nasıl bir balgam çıkarttıklarını hayretle görecekler. Şehirlerde yaşayanlar, hava kirliliğinin olduğu, işte İstanbul gibi, yani egzoz gazları özellikle araçlardan. Bunlar tabii akciğere büyük problem. İşte bunlara ben özellikle tere tüketmelerini öneririm. Müthiş bir şey. Tere aynı zamanda antidepresandır, biliyor musun Hüseyin? Onu maydanozlu şeyle, Ispanak. ıspanakla bir araya getirdiğiniz zaman anksiyete dediğimiz, panik atak dediğimiz şeye karşı birebir. Yani sebebi bilinmeyen korkular vardır. Yani bu insana, özellikle bayanlar bunu çok yaşar. Yani mens adet dönemlerinde veya depresyona giren insanlarda bazen sorarsın, ya neden korkuyorsun? Bilmiyorum der. Yani en sevdiği insanlar etrafında olmasına rağmen neden korkuyorsun diye sorulduğunda sana bilmiyorum diyecektir. İşte bu sebebi bilinmeyen korkular böyle 1-2 saniye gelir bu Hüseyin. Zannedersin ki öyle bir tünelin içerisine girmişin ki bu ömür boyu bir daha buradan çıkamayacakmış hissi verir. İşte bu korku, panik atak dediğimiz, heyecanı artırıyor. Bol tabii burada kortizol hormonu da yükseliyor. Ne oluyor? Taşikardiyi de tetikleyen gene böbrekten hormon salgılanıyor ve kalp çarpıntısı, işte orada öleceğim korkusu, kalbim dayanamaz korkusu, lütfen. Yani hiç kimse panik ataktan ölmemiştir, bunu söyleyeyim. Fakat panik atağa karşı bu ıspanakla tereyi beraber kaynatıp suyunu içecekler. Yani 100'er gram. Bazen taze tereyi bulamazlar, ne yapacaklar? Tohumunu kullanabilirler. Bir tatlı kaşığı tepeleme taze tere tohumu bunun için bulunmaz bir nimettir. Mesela bir insanın kendi kendine verebileceği en büyük ceza sigara içmesidir Hüseyin. İşte bu sigara içenlerde bütün akciğeri temizleyen, nasıl nefeslerinin açıldığını hayretle görecekler. Akciğer kanseri olup da işte nefes alıp vermekte artık zorlananlar, lütfen tere tüketin. Göreceksiniz, aynı gün nefesiniz açılmaya başlayacak. Tere böyle bir nimet. Üst solunum yolları enfeksiyonlarında kışın mesela bunu tüketin. Günde 3-4 yaprak tüketirseniz öğleden evvel ve öğleden sonra hem gribe karşı önlemiş oluyorsunuz, bütün üst solunum yollarını, kanallarını, bu anlamda müthiş bir şeydir.